Hanım! Hey hanım! Sabahın bu saatinde ne arıyorsunuz? Daha han açılmadı bile. Aklından zor mu vardır bu kadının be? He ya. Bu kata geldiğine göre herhalde dama çıkmıştır. Çıldırdın mı sen kadın? Kendini öldürmek mi istiyorsun? Çabuk uzaklaş oradan! Eğer bir adım daha atacak olursanız... kendimi aşağı atarım, bilmiş olun! Ama... Size son defa söylüyorum! Derhal burayı terk edin! Yoksa... Dur! Çekiliyorum! Hadi gel! Bu kadın tırlatmış, hemen polise haber verelim. Haklısın. Küme arca cemalim, elimden aldılar yârim. Oğlum Yafer, hayal görmeye başladın. Meret şişede durduğun gibi durmuyorsun. Yo, bu hayal mayal değil, orada bal gibi biri durmakta. Hey, hey, yukarılarda havalar nasıl? Buralarda fena değil, in aşağıda kafaları çekelim ha. Gel. Merak etme, şarabım en iyi cinsten. Hadi gel de kafalarını çekelim! Aldığın sababası yeter! Hey! Duymuyor musun beni? Sana buraya gel diyorum! Peki, madem ki sen gelmiyorsun... Ben sana geliyorum hayatım! Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun? Damdaki hanımın davetlisiyim bizden. Zahmet etmeyin efendiler, ben kendim giderim. Zahmet etmeyin efendiler dedim. Hadi bakalım, hadi. Eyvallah! Hay Allah! Sana burada gelmeme mani olanlar var hayatım! Ama ben seni bekleyeceğim! Ölünceye kadar bekleyeceğim burada! Şeref!
cevaplandıramadım. Öyle üzgünüm ki. Üzülme. Diğer soruların cevabı doğruysa mesele yok. Doğru olacağını sanıyorum. Eve gider gitmez kitaba bakacağım. Hey çocuklar, beni bekleyin. Sınav nasıl geçti? Fena sayılmaz. Senin? İdare eder. Benimki pek parlak değil. Biraz çabuk olalım Necla. İşe geç kalmayalım. Yapılacak dünya kadar işimiz var. Hı hı. Ha, akşama ders çalışmak için sizde buluşuyoruz değil mi? Evet. 8 iyi mi? İyidir. Çocuklar, benim hocayla görüşmem lazım. Sen de geliyorsun değil 8'de. Mi Turan? Oldu. Akşama görüşmek üzere. Hoşça kalın. Turan, patrondan birkaç gün izin istesek, yoksa hem iş hem ders çalışmak hem de sınavlar, bu durumun altından kalkmamıza imkan yok. Evet, haklısın canım. Bugün patronla konuşacağım. Ah, çok iyi olur. Müjdemi istiyorum. Patrondan bir hafta izin kopardım. Ah, buna çok sevindim. Şimdi rahatça derslerimizi çalışabiliriz. Ama bir şartı var. Nedir o? Bir an önce evlenmemiz. Peki sen ne cevap verdin? Üniversiteden mezun olur olmaz dedim. Ne dedi o zaman? Sınavlarda başarılı olmamızı diledi. Hadi o zaman beni fazla meşgul etme de elimdeki işleri bir an evvel bitirip çıkalım. Çok işin var. İngilizce yazılacak bir iki mektup. Tamam. Benim de deftere işlenecek birkaç faturam var. İzninle. Necla. Efendim. Seni seviyorum. Ne güzel yatak odası değil mi? Fena sayılmaz. Hadi gel, fiyatı ne kadar öğrenelim. Gel. Çocuklaşma. Fiyatını öğrenip de ne olacak? Hangi parayla alacağız? Ama ben senin böyle bir yatak odasına sahip olmanı istiyorum. İleride olur inşallah. Çalışıp her şeye sahip olabiliriz. Hadi eve geç kalmayalım. Peki. Annem benim gibi bir züğürtle evleneceğin için sana çok kızıyordur herhalde. Biz çok zenginiz de sana kızsın. Ama beni sevmiyor gibi bir hali var. Bunu da nereden çıkardın? Annem babamın ölümünden sonra bana hem annelik hem babalık yaptığı için kendini bana karşı daha mesul hissedip üzerimde biraz daha titiz duruyor, o kadar. Annemin seni çok sevmesini ister misin? Hem de nasıl. Öyleyse bir an önce sınavları başarıyla verip mezun olalım ve arkasından da nikahımızı yapalım. Tamam. Ama şimdi biraz acele edelim. Biliyorsun bu gece Melike de bize ders çalışmaya gelecek. Hadi gecikmeyelim. Of! Bu ticaret hukukuna da bir türlü aklım ermiyor. Değil saatlerce günlerce çalışsam hava. Moralini bozma. Okumana bak. Ne kadar okusan boş. Ah, sen daha yatmadın mı anne? Benim yatmam önemli değil. Ama siz yatsanız fena olmaz. Saat sabahın 3'ü. Biraz uyusanız hiç olmazsa salim kafayla imtihana girersiniz. Galiba annem haklı. Biraz uyusak fena olmayacak. Hadi bakalım herkes odasına. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Size de efendim. İyi geceler. Ne yapacağım bilemiyorum. Hadi çocuklar, biraz acele edin, yoksa otobüsü kaçıracağız.
hastası mı dersiniz komiserim? Bilemem. Belki de bir bunalım geçiriyordur. Yalnız elbisesine dikkat ederseniz üzerindeki pelerin hastanedeki doktor ve hemşirelerin giydiği cinsten. Dikkat dikkat! Size yardımcı olmak istiyoruz hanımefendi. Eğer siz de bize yardımcı olursanız derdinize bir çare bulabiliriz. Ama ilk önce bulunduğunuz yerden inmeniz lazım. Beni buradan indirmek için yapacağınız en ufak bir harekette kendimi aşağı atarım. Bunu bilmiş olun. Başüstüne. Bana binanın kapıcısını bul. Başüstüne. Telaş etmeyin komiserim. İzin verin onu oradan şipşak aşağı indireyim. Hatta bundan bir iki fırtıştı mı değil oradan inmek kanatları uçabilir bile. İşte bu adam içeri girmeme engel oldu komiserim. Ama şimdi girebilirim, komiserim izin veriyor bana. Ya arkadaşların şu adamı buradan. Zahmet etmeyin efendiler, ben yolu biliyorum. Zahmet etmeyin, giderim. Ya durun bakın. Bugün de şansım koltukta gitmekten açıldı. Hay Allah. Olay nasıl oldu? Komiserim, sabah temizliği yapıyor. Birden içeri bu kadın girdi koşarak. Dur aslanım. Coşkun'un arabası bu kadar olur işte. Arabamızı verdik, gene makbule geçmedi. Eğer sen buna araba diyorsun. Bu sıra böyle inandı. Okşadık mı? Hemen yelkenleri suya iner. Hadi çocuklar. Hadi. Hey!
Güneş ne kadar güzel doğuyor, değil mi? Artık bizim için yepyeni bir gün başlıyor. Hatırlar mısın? Bana evlendiğimiz günün gecesi güneşin doğuşunu seyretmeden uyumayalım derdin. İstediğin oldu mu? Evet, ama güneşi bu kadar seyretmek yeter. Biraz da kollarının arasında seni seyretmek istiyorum. Hay Allah, arabanın yine inadı tuttu. Herhalde biraz okşanmak istiyor. İnatçı keçi. Niye arabayı burada bırakıp gitmiyoruz? Eve bu külüstürle gitmek zorunda mıyız? Yok. O halde ne duruyoruz? İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de şubemizi açmanın mutluluğu içindeyim. Soner Bankerliğin tek hedefi iştirakçilerine hizmet etmek, yatırdıkları tasarruflarını çalıştırmak, yatırılan paranın miktar ve vadesi kadar her ay faizlerini ödemek, gelirlerini arttırmaktır. Soner Bankerliğin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İzninizle. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. Birkaç saniye için güzel sekreterimin yanınızdan ayırmak zorunda kalacağım. Özür dilerim. İzninizle. İzninizle. Saat 5 uçağıyla İstanbul'a dönmeni istiyorum Necla. Bu ani değişiklik neden? Benim burada birkaç gün daha kalmamı icap etti. İstanbul'daki büronun yalnız kalmasını istemiyorum da ondan. Siz nasıl emrederseniz. Yalnız İstanbul'a telefon edip Turan'a geleceğimi bildireyim. Hı hı. O beni 2 gün sonra bekliyor da. Fitaş Holding, buyurun. 85 numarayı rica ediyorum. Bir dakika efendim. Fitaş Holding muhasebe. Turan Bey'i rica edecektim efendim. Turan Bey burada değiller efendim. Bugün işe gelmediler mi? Kiminle görüşüyorum efendim? Ben eşiyim. Ah, siz misiniz Necla Hanım? Ben Sevim. Merhaba Sevim. Merhaba. Hayrola, bizim yaramaz çocuk nerelerde? Sabahleyin buradaydı. Yalnız öğleden sonra bir işi olduğunu gelemeyeceğini söyledi. Öyle mi? Peki, sizi rahatsız ettim. Rica ederim. Şayet telefon edecek olursa aradığınızı söylerim. Mühim değil canım. Beni 2 gün sonra bekliyordu da döndüğümü haber vereyim dedim.
duymak istemiyorum. Turan nasıl böyle bir şey yapabilir? Düşündükçe çıldıracağım. Üstelik bu kadar büyük bir sevgiden, aşktan sonra. Bazı büyük aşklar hüsranla son bulur. Bizimki de bir kadının kolları arasında son buldu. Ne kadar acı. Acı ama gerçek. Tam Necmi ile evlenmeye karar verdiğimiz an bu benim için de bir darbe oldu. Demek ki benim biraz daha düşünmem gerek. Her evlilik bizimki gibi son bulacak diye bir şey yok. Dünyada ne mutlu çiftler var. Senin de evliliğinin böyle mutlu bir evlilik olacağına inanıyorum. Onun için moralini bozma. Ne kadar iyisin Necla. Şu durumda bile karşındakine moral vermeye çalışıyorsun. Hemen boşanacağım. İyi ki annem hayatta değil. Yoksa üzüntüsünden şimdi ölebilirdi. Annen Turan'ı baştan beri sevmemişti, değil mi? Evet. Peki o olaydan sonra Turan'la karşılaştınız mı? Hayır. Sadece telefonla konuştuk. Bugün saat 7'de buluşacağız. Hoş geldin, otur. Ne içersin? Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemem. Ama bir şey içseydin. Senden ayrılmaya karar verdim Turan. Avukatla görüştüm. Mahkemeyi ben açarım. Boşanmamız daha kolaylaşırmış. Dinle Necla, hatamı kabul ediyorum. Ama bunları daha çok büyütmeye lüzum yok. Senden özür diliyorum. Yemin ederim bir daha... Aynı şeyi ben yapsaydım ve senden özür dileseydim beni affeder miydin? Ama ikisi aynı şey değil ki. Çünkü erkek yapınca çapkınlık, kadın yapınca fahişelik oluyor, değil mi? Hala çağımızda bile kadına ikinci sınıf insan muamelesi. Hani ağzınızdan hiç düşürmediğiniz eşitlik? Senden istediğim hiçbir şey yok. Tek istediğim mahkemede zorluk çıkarmaman. Evin durumu, eşyalar ne olacak? Hepsi senin olsun. Yıllarca beraber paylaştığımız yatağımıza yabancı bir kadını sokarak evin kutsiyetini de bozdun. Artık ne o eve girerim ne de bir şey isterim. Güle güle kullan. Şu andan itibaren evinizde sevgilinizle rahatça buluşabilirsiniz. Tek sevincim ne biliyor musun? Çocuğumuzun olmaması. Hoşça kal. Yeni hayatında başarılar. Yahu, benim bildiğim boşanan insan hürriyetine kavuşur. Sen de kendini eve hapsettin. Yüzünü bile göremiyoruz. Sadece telefondan sesini. Nasılsın, iyi misin, iyiyim. Yo canım, olmaz öyle şey. Hadi hazırlan, yemeği yiyoruz. Ah, ne yemeği? Soru sormayı bırak da hazırlan. Necmi bizi restoranda bekliyor, hadi. Peki, üstüme bir şey giyeyim geliyorum. Üstüne bir şey giyme. Anlamadım. En güzel elbiseni giy. Bu gece çok güzel olmanı istiyorum. Nedenmiş o? İşte o kadar. Soru sormak yok. Ne
sizleri tanıştırayım. Arkadaşım İsmet. Çok sevdiğimiz cici arkadaşımız Necla. Memnun oldum. Tanıştığımıza çok sevindim. Ne emredersiniz? Evet, söz hanımlarım. Ben bu gece şarap içmek istiyorum. Sen ne dersin Necla? Benim içkiyle aram pek hoş olmadığı için fark etmez. Şarap olsun. Olsun. Siz beyler? Biz daima hanımlara uyan insanlarız. Şarap olsun şerif, en iyi cinsinden. Mezeyi de sana bırakıyorum. Siz merak etmeyin efendim. İsmetçim, sevgili arkadaşımız Necla Soner Bankerlik'te sekreterdir. Çok memnun oldum. İsmet kardeşimiz de nakliyat işleriyle uğraşır. Bugün Asya ve Avrupa arası taşımacılık yapan 800 sıra olan bir şirketin genel müdürüdür. Güvenli bir işletmecidir. Çok sevindim. İşinizde başarılar. Teşekkür ederim. Bu dünyada işimiz iş. Hastalandık mı doktor olman dolayısıyla sana Avrupa'dan bir şey getirtmek istedik mi İsmet Bey'e müracaat. Bu benim için onur olur Melike Hanım. Bir dakika izninizi rica edeceğiz beyler. Bir yardımımız dokunabilir mi? Hayır, bu bizim işimiz. Siz rahatsız olmayın. Kızımızı nasıl buldun? Düşündüğümden de tatlı ve cici bir kız. Bu geceki yemeğin sebebi anlaşıldı. Yeni dolumuza bir arkadaş. Ne kötülük var bunda? Rahibe gibi yaşayacak değilsin ya. Kızım, senin de bir arkadaşa ihtiyacın var. Sonra İsmet yakışıklı olduğu kadar çok iyi bir insandır. Tanıyınca çok seveceksin. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Artık benim bir erkekle arkadaşlık kurmam çok zor. İnatçılığı bırak da gecemizi berbat etme. Hadi makyajını tazele de adamlar bizi merak etmeden masamıza dönelim. Son zamanlarda bazı banker kuruluşlarının para ödemedikleri dedikodusu dolaşıyor. Siz bir yetkili olarak buna ne dersiniz? Evet, benim de kulağıma geldi. Ama biz şu anda ödemelerimizi muntazaman yapıyoruz. Aradığımız dosya bu. Paralarımızı ne zaman alacağız küçük hanım? Saat, müdür bey sizlerle görüşecek. Telaş etmeyin. Buyurun efendim. Müdür bey, paramızı ne zaman alacağız? En kısa zamanda. Hem ana paranızı hem de bugüne kadar olan faizlerinizi. Peki İhsan bey nerede? Ankara'dalar. Bu iş için gittiler. Kaç gündür hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Haklısınız efendim ama mevzu... İhsan Bey'i görmeden buradan bir adım atmayız. Haberiniz olsun. Buyurun siz istirahat edin. Biz şimdi kendisini Ankara'dan ararız. Buyurun salona geçin. Buyurun. Necla Hanım, benimle biraz içeriye kadar gelir misiniz? Ne olduğunu anlayamadım. Bu adam aslında bir adam ama... Öyle, tabii, böyle olmaz. Hemen polise telefon edin. Neden? Bu halkı başka türlü dışarıya çıkaramayız. Ama niçin? Ankara'ya telefon edip İhsan Bey'i aramayacak mıyız? Ne Ankara'sı Necla Hanım, ne kadar da safsınız. İhsan Bey şu anda çoktan Avrupa'da. Sabah uçağıyla Roma'ya kaçmış. Biliyorum kızım. 3 aydır işsizsin. Seni üzmek istemem ama benim başka çarem yok. Tek geçimim bu kattan aldığım kira. Bir de emeklilik maaşım. Sen de biliyorsun. Merak etmeyin Nuri amca. Önümüzdeki hafta bütün borcumu ödeyeceğim size. Söz veriyorum. Peki kızım, senin sözüne güvenirim.
Bir kahveni içmek için bu durumda gelmek istemezdim ama kusura bakma. Allah'a ısmarladık yavrum. Güle güle Nuri amca. Evet. Merhaba. Merhaba. Yalnız kiminle görüşüyorum? Beni tanıyamadığınıza çok üzüldüm. Halbuki ben ne sesinizi ne de kendinizi bir an olsun unutmadım. İsmet ben. Oo, çok özür dilerim İsmet Bey. Kusura bakmayın. Siz de biliyorsunuz bu son olaylar o kadar canımı sıktı ki aklım başımda değil. Çok üzgünüm. Biliyorum. Ben de sizi biraz üzüntülerinizden uzaklaştırmak için akşam yemeğine davet etmek istemiştim. Ne dersiniz? Bilmem ki İsmet Bey. Ne olur beni kırmayın. Size söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Evet. Nedir bana söyleyeceğiniz o önemli şey? Sizi dinliyorum. Çok acelecisiniz. Daha içkilerimizi bile bitirmedik. Nasıl olsa bitecek. Gece uzun. Ama bana söyleyeceğiniz önemli şeyi çok merak ediyorum. Evet. Sizi seviyorum. Sonra? Sizi yemek istiyorum. Evlenmek mi? Evet. Evlenmek ha? Ama beni daha doğru dürüst tanımıyorsunuz bile. Sizi çok iyi tanıyorum. İnan. İmkansız. 3 sene flört ettiğim, 4 yıl evli kaldığım kocamı bile bu 7 yıl içinde tanıyamamışım. Oysa ki sizinle tanışalı 3 ay oldu. Nasıl beni... İnanın, bazı insanları tanımak için değil 7 yıl, 7 saniye bile yeterli. Siz benim için o insansınız. Günaydın. Kendisine bir ikazda bulundunuz mu? Evet efendim. En ufak bir teşebbüste kendini aşağı atacağını söylüyor.
Halkı mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışın. Emredersiniz efendim. Ben binayı kontrol etmek istiyorum. Girmek isteyen kim olursa olsun bırakmayın içeri. Emredersiniz. Siz benimle gelin. Hoş geldiniz efendim. Asansör nerede? Şurada efendim. Sen de bizimle gel. Olur efendim. Bu taraftan. Sen buradan ayrılma. Baş üstüne efendim. Saat biraz ilerleyince kalabalık daha da artacak sanırım. Şubeden yardımcı ekip isteyelim. İtfaiyeye de haber verelim, bize yardımcı olsunlar. Baş üstüne. Affedersiniz. Buyurun. Mehmet Bey'in sekreteri Melike Hanım'la randevum vardı. 6. kat. Teşekkür ederim. Melike Hanım'ı aramıştım. Bu taraftan efendim. Teşekkür ederim. Merhaba. Necdacığım. Hoş geldin canım. Ben de seni bekliyordum. Geç otur. Yazıhanen de çok şık. Koskoca yönetim kurulu başkanı Mehmet Bey'in sekreteri olmak kolay mı? Artık o kadar olacak. Dinle. Mehmet Bey gelmeden seninle konuşmak istedim canım. Patronun hep böyle geç mi gelir? Saat 11'den önce gelmez. Gelince de bir saniye boş vaktim olmaz. Bak Necla'cığım, ya sekreter işten ayrıldı. Yerine bir yenisi alınacak. Bu insanın da sen olmasını çok arzu ediyorum. Çok sevinirim. Hele seninle çalışacak olduktan sonra. Yalnız talep çok olduğu için müracaat edenler sınava tabi tutulacak. Sınavı senin kazanacağından %100 eminim. Şayet kazananlar arasında eşit puan durumu olursa tabii ki tercihimiz sen olacaksın. O işi de bana bırak. Demek bana torpil yapacaksın. Sana yapmayıp da kime yapacağım? Mehmet Bey çok iyi insandır, göreceksin. Ayrıca yakında Necmi ile evleniyoruz. Sahi mi? Çok sevindim Melike. Evlenince işten ayrılacağım. O zaman sen benim yerimi alır, kendine yardımcı ararsın. Bakalım ben senin kadar başarılı olabilecek miyim? Ona ne şüphe? Zaten ben işten ayrılıncaya kadar sana en ufak ayrıntıyı bile gösteririm. Korkun olmasın. Tamam mı? Tamam. Hadi gel, sınav için müracaatını yapalım.
geldiniz. Seni kutlarız şekerim. Sınava giren adaylar içinde 100 üzerinden 100 puanı tutturan tek aday sensin. Sahi mi? Yarın sabah işe başlayabilirsin. Buna ne kadar sevindim bilemezsiniz. Ben senden çok seviniyorum. İnşallah Melike kararından vazgeçmez de sen işe başladıktan sonra biz de evleniriz. Yoksa bu gidişle ömür boyu damat adayı olarak kalmaktan kurtulamayacağım canım. Bir yanık kokusu var. Ha? Ah, yumurtalarım. Oh. Ah. Birazcık yanmış. Aman boş ver. Hadi hazırlan. Sınavı kazanmanı kutlamaya gidiyoruz. İsmet bizi kulüpte bekliyor. Gecikmeyelim. Evet. Bu seferki kadehimi müstakbel eşimin şerefine kaldırıyorum. Bana mı? Hı-hı. Teşekkür ederim şerefine. Şerefinize. İzin verirsen sevgilim, senin geri kalan kısmını kollarımın arasında yanak yanağa dans ederek geçirmek istiyorum. Ne bekliyoruz o halde? Ha? İzninizle. İzninizle. Tabii. İşe başlayacağına seviniyorsun ya. Ah, hem de nasıl. Bense üzgünüm. Neden o? Sana kaç defa söyledim. Pekala bizim şirkette de sekreterim olarak çalışabilirdim. Tabii evleninceye kadar. Yo, patronunu baştan çıkaran sekreter durumuna düşmek istemem. Bu sözlerinden az da olsa ileride evlilik düşüncesinde olduğun umuduna kapılabilir mi? Ne olur İsmet, bunu zamana bırakalım. Daha evvel konuşmuştuk bunu. Pekala. Söz dinleyen bir çocuğum. Sana söz veriyorum. Evlenmeye karar verdiğim an bu insan sen olacaksın. Başkası değil.